Kızılcık Şerbeti 65. bölüm fragmanı izleyenleri şoka uğrattı. Avucuma düştün bir kere. Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne. Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü. Kızılcık Şerbeti 65. bölüm fragmanı. Amcamla işi pişirmeden önce düşünecekti bunları. Kızılcık Şerbeti 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Görkem ile Ömer'in ilişkisi ortaya çıkıyor. Kızılcık Şerbeti fragmanı psikopat dedirtti. Kızılcık Şerbeti'nde Görkem mazoşist mi? Kızılcık Şerbeti fragmanında Görkem ve Nilay'ın sahnesi izleyenleri şaşırttı. Görkem'in kendine şiddet uyguladığı sahne izleyenlere, psikopat bu kız dedirtti. Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Nilay'la kavga eden Görkem, kendisini tokatlayarak üstünü başını yırttı. Kısa sürede gündem olan sahne için, korku filmi gibi yorumu yapıldı. Görkem kendini dövdü. Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakteri, Feyza Civelek'in oynadığı Nilay ile tartışıyor. Sinirlenen Görkem, Nilay'a tokat attı. Nilay'ın sen bittin demesine sinirlenen Görkem, kendini tokatlayarak üstünü yırttı. Yardım edin, kurtarın beni diyerek herkesi yayına çağıran Görkem, Nilay'ın kendisine saldırdığını söyledi. Gördükleri karşısına ağzı açık kalan Nilay ise gözyaşlarına boğuldu. Görkem ve Nilay arasındaki sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Görkem için korku filmi gibi bir sahneydi yorumu yapıldı. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük ses getiriyor. Sosyal medyada çok konuşulan dizide her hafta beklenmedik sürprizler yaşanıyor. Her sahnesi izleyiciyi etkilemeyi başaran dizinin yeni bölümü sosyal medyada ifşa oldu. Görkem'in kendini deli deli ettiği Kızılcık Şerbeti'nde gelecek haftaki bölümün başlangıç sahnesi sızdırıldı. Kızılcık Şerbeti'nde 64. bölümün en etkili ismi yine Görkem'di. Önce Fatih'in anlamsız arkadaşına, sonra Fatih'e ve sonra herkese tek tek ayar verdi kraliçe. 64. bölümün son sahnesinde de ben bitmem diye derlenerek kendini parçalamaya başladı. Sonra da herkesi çağırıp bunu kendisine yapanın Nilay olduğunu söyledi. Bölümün son sahnesinin yayınlanmasıyla birlikte bir ex kullanıcısı da 65. bölümün ilk sahnesini sızdırdı. Senaryodan sızdırılan bu sayfaya göre Nilay kendini savunmak zorunda kalacak ve ilk etapta kimse ona inanmayacak. Bakalım gelecek bölümde başka neler yayınlanacak. Kızılcık Şerbeti fragmanını izleyenler Görkem karakterine psikopat çıktı dedirtti. Kızılcık Şerbeti fragmanına göre Görkem'le Nilay kavga ediyor ve Görkem iftira atmak için kendine şiddet uyguluyor. Bu sahne Görkem mazoşist mi dedirtti. Kendilerini diğer insanlardan üstün gören mazoşistlerin en büyük belirtisi terk edilme korkusu. İşte Kızılcık Şerbeti Görkem karakteri üzerinden mazoşist insanların özellikleri. Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakteri büyük ihtimalle mazoşizm denilen psikolojik bir rahatsızlığa sahip. Mazoşist insanların özelliklerinin başında kişinin kendine zarar vermesi ve davranışlarının değişkenlik görmesi geliyor. Mazoşist nedir? Mazoşizm, bireyin kendine bilerek zarar verdiği ve bu nedenle psikolojik travmalara yol açabilen bir hastalık türüdür. Bu hastalık çocukluktan gelen bir travma olarak bilinir. İhmal edilmesi durumunda yetişkinlikte telafisi zor olan davranış değişkenliklerine yol açar. Yapılan araştırmalara göre, travma yaşamış ve buna maruz kalan erkeklerin saldırma içgüdüsü geliştirerek sadist karakter kazanma ihtimalleri daha yüksektir. Kadınlar da ise bu döngüde daha çok kurban rolüne bürünerek mazoşistik davranışlara eğilim görülür. Mazoşist kişi belirtileri, bu karakterlerin birbirinden farklı özellikleri vardır. Dolayısıyla mazoşistlerin de kendi aralarında farklı grupları vardır. İlgi odağı olmayı severler, fedakar olabilirler, haz duymak isterler. Kendilerini diğer insanlardan her durumda üstün görürler. İstedikleri şey için sabretmeyi bilirler, acı çekmeyi göze alırlar, bunu abartarak kendileriyle övünebilirler. İnce düşünceli olurlar. Böyle görünmek isterler. Terk edilme korkusu vardır. Olumsuz düşüncelere hızlı kapılırlar. Bedel ödemeye daima hazırdırlar. Suçluluk hissi vardır. Başka insanların yardımını istemezler. Başarılı olsalar da tam anlamıyla mutlu olamazlar. Kendilerine ruhsal ve fiziksel olarak zarar verirler.